Evet. Dostlar bugün ön lastik değişimini yapacağım. Muayene için. Zaten lastiğin halini hani paramparça olmaya başladı artık. Ceset marka lastik zaten bu arada. Şöyle şuradan daha iyi gözüküyor. Neyse. Lastiğimizi değiştireceğiz. Motoru muayeneye hazırlıyoruz. Plakalarımı taktım. Sinyallerimi taktım. Plaka çıkarmak için uğraşıyoruz zaten. Arka stopumuzu taktım. Sinyalleri taktım. Buraya şöyle bir aparat yaptım. Kuyruk bulamadığım için. Bu şekilde. Hafif sola doğru. Biraz eğimli oldu ama yapacak bir şey yok. Onu sonra hallederiz. Şimdi videoyu parça parça yapacağım size. Sökerken falan filan çekerim işte ara ara. Dostlar şimdi ilk önce disk korumayı sökeceğiz. Burayı 12, burayı da 8 tutuyor. Bu iki vidayı sökünce disk koruma çıkacak. Ondan sonra jant milini sökeceğiz. O da bakalım kaç lokmaymış. 24 lokma. Bu arada jant milini sökmeden önce bu vidaları da gevşetmeyi unutmayın. Şimdi jantımızı söktük. Lastikçiye gidip lastiği değiştirip geleceğim devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi lastiği değiştirmeye geldik. İbrahim Usta sağ olsun. Çok titiz bir abimiz kendisi. Görüyorsunuz jantın kenarına neredeyse temas bile etmiyor. Jant çizilme derdinden usta bizi kurtardı artık sağ olsun. Kolapatra kapısının yanından dümdüz gelirseniz anahtarcının yanında hemen yeri. Ustamız yeni lastiğimizi taktı. Gerçekten özene bezene ben böyle bir işçilik görmedim. Usta eline sağlık. Dostlar dediğim gibi tekrardan İbrahim Usta. Kleopatra kapısının oradan düz geldiğiniz zaman zaten burada görürsünüz kendisini. Yani öyle baştan sağma değil biliyorsunuz. Motosiklet lastiklerini o kadar güzel yapamıyorlar ve baştan sağıyorlar. Ne jantın kenarı çizildi, ne ekstra mesela yapılması gereken işlemleri de yaptı jantın iç lastiğini korumak için. Kesinlikle tavsiye ediyorum şiddetle. Evet arkadaşlar lastikçiye gittik geldik. Gördüğünüz yeni lastiğimizi taktık. Mitas. Şimdi geri takımı da zaten yine söktüğümüz gibi. Önce mili takıyorsunuz. Mili takarken diski balatalarını biraz aralıyorsun rahat girsin diye. Burada iki kişi yapabilirseniz daha kolay olur. Tek başınıza biraz zorlanabilirsiniz. Ondan sonra bu taktıktan sonra bu tarafın vidasını takacağız. Ondan sonra da bu geçirdiğimiz vidaları sıkacağız. Sonra da disk korumaya takacağız. Ondan sonra sıkıntı yok. Can söküm bu şekilde. Kendiniz yapabilirsiniz. Gereken lokmaları da söyledim. Tekrardan yine ben açıklamaya yazarım. Merak etsiniz bir şey olursa da sorabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar jantımızı taktık. Vidalarımızı sıktık. Jantı takarken orta göbeği şöyle bir kontrol edin. Boşluk olmamasına dikkat edin. Ona göre sıkın. İyi sıkın. Çok fazla da sıkmayın. Şimdi de disk korumasını takacağız. Disk korumanın da zaten iki tane vidası var. Ondan sonra bitireceğiz. Dostlar evet. Taktık gördüğünüz gibi. Disk korumamızı da taktık. Lastiğimiz çok güzel oldu. Lastiğimiz mükemmel gerçekten şu an. Motorun görüntüsü değişti adeta. Bu makineyi detaylı incelemesini istiyorsanız yorumlara yazın. Cuma günü muayeneye gireceğim. Çekim belgeli motoru nasıl plakalı hale getirdiğimi videosunu da çekeceğim size. Bunu buraya kim getirdi ya? Neyse ben şuraları toplayayım. Abone olmadıysanız abone olun. Bebeğim gibi ya maşallah. Bu her yeri gelir yani.